Bendeniz 11 teşhine evvel 1925 doğumlu nörogen tarkulunuz. Müsaadeniz de şimdi şu aile albümüne bir göz atalım. İşte kıymetli hayat arkadaşım Nöriye Kantar. Bu da manevi kız evlatlığımız döndü. Aslında aile albümümüze giremeyecek kadar namussuz Kuşkonmazoğlu ve refikaları İcdal Hanım'la babası Hüsnü Bey. Şuna bak. Cenab-ı Allah ağabeyi kerim ne hadleri akıllı yarattıysa aha bu Selim de o hadleri salak yaratmış. Bizim kayınpederle kayınvalide. Nur içinde yasınlar, iyi insanlardı. Kantar Holding'imizin yönetim kurulu üyesi Hakkı Kudük. Akraba-i talukattan Cemalettin. Hayat ve Nevin Hanımlar. Kuşkulmaz'ın oynaşları, namussuz. Udi Musa, büyük romancı Semih Sami Sevsay. Paytar müdürü Baki Alceylan. Bunlar da görünmez kahramanlar. Bu da bizim hazır kuvvetimiz, Seyyar Banka. Bunlar da ümit takımımız. Biri restoran asistanı, biri babasının asistanı. Bay Murat'ın para matbaası. Hem renklendirir hem seslendirir. Renklendirenler, şuna bak hala emekli olacak aslanım be. Seslendirenler, yakışıklı Tunci, titiz mi titiz. Sıfatımızı beyaz perdeye aksettiren, şaşırıp da seyrede bir defa gulen. İşe kızarsa bozar, sevinirse yeniden yazar, üstelik de oynar. Refahımızı temin eden adam, bazen bona verir, bazen peşin. İşte istikbalimizi tayin eden rejisörümüz. Lan gölgüsüz karı, ulan bu villanın resmi de buraya konur mu? Ulan aile albümüne girer mi bu? Kusura bakmayın. Allah, villa kantar. Beş kilo vereceğim buna. Oo, yine gibi olacağım yine. Örgüsüzler. Kör olmaya sıcaya. Allah Allah. Lan deli karı, tıraştan sonra çıksan o alet olmaz mıydı? Konta getirdin. Aman Kantar, bana ne bağırıyorsun canım? Aha benim aletimin yüzünden olmadı. Aha şu döndüğünün yüzünden ortalık temizliyor. Gözü kör olmaya sıcağı. Ana. Kız döndü, sisari. Şimdi buldun lan temizliği. Nerede görmüş evin erkeği evden çıkmadan ev temizlemek? Şimdi de suç benim oldu. Size de yaranılmaz ki zaten. Temizlemem hanım kızar, temizlerim bey kızar. Ben de ne yapacağımı şaşırttım aman. Kes lan ukelalı, sevzek sevzek konuşma. Sigortayı attırdın. Zaten sizin sigortanız her zaman atar. Lan serseri, ne konuşuyorsun kendi kendine? Görgüsüzler. Lan burası trafo merkezi mi? Sanki ananız da elektrik cereyanında doğurdu sizi. Dedin lan şu haline bak, şebek maymunu aman gibi. Canım, kültür jimnastik dersi yapıyordum Kantar. Kes, konuşma, kakaya. Lan sinseri, ortalığı tozutma. Azıcık kaldı. Kes dedim lan, kes, kes, kes. Kahrolasıca, ay değil, marhane. Allah canını alsın. Nereye, nereye böyle çapkamı bir? Buyurun efendim. Kim bu lan, kapıyı kıracak. Bakkalın çırağı, mülayim olacak herhal. Mülayim mi? Demek seyir de olsa evi kafamıza getirecek ayı! Allah! Demin dikiş iğnesi getirmiştim ya! Ne olmuş lan? Şimdi de ipliğini getirdim. Sinseri, burası memur mu lan böyle taksit taksit getiriyorsun? Kapıyı böyle çalarsan dayanmaz. Yürü, git işine! Hadi, konuşma! Kantarcığım, bugün akşama kadar yazıhanede mısın? Niye sordun lan? Alışverişe çıkacaktım da. Sinseri, söyle bakalım, para mı lazım?
Al bakalım şu gün kaymayı. Hadi yürü. Ama yürü. Şey... Ne oldu lan? Gene söylenip duruyorsun. Şey, gitmediyse söyle daha da virelim. Şeyde... Niye kendi kendine söyleniyorsun ha? Al bakalım. Ama Kantarcığım bundan iki fistan bile alınmaz. Dön diye de teber alacağım. Al şu gün kaymayı daha. Konuşma. Tamam git. Hadi güle güle. Hayırlı işler. Yürü güle. Yürü. Koş oğlum koş. Çabuk ol davran. Benden önce aç kapıyı. Kaçını kaldır be. Ya gel gel. Çek et. Alo, Kerim. Lan şey, Allah canına Selim lan, Selim. Duyuyor musun oğlum beni? Duyuyorsan evet desene lan ayı. Lan konuşsana oğlum ayı. O alet çalışmıyor efendim. Hı? Lan sinser bundan bozdun. Elimi bile sürmedim efendim. E niye çalışmıyor öyleyse? Elektrik cereyanları kesik, enerji tasarrufu. Öyle mi? Ben de evde boşuna kızdım. Günahlarını aldım. Lan! Bunu baştan söylesene, iki saattir efeleyip geveliyorsun. Ama siz bana çok konuşma, ben konuş deyince konuş demediniz mi efendim? Anlaşıldı, anlaşıldı. Şimdi zatınıza soruyorum. Sor. Mühürü kuş konmaz oğluna niye verdin? Susma lan! Susma, susma, sana soru sordum. Bu yağ şirketinin mühürünü kuş konmaz oğluna niye verdin lan? Şimdi oldu. Tamam, tamam, anladım. Anlayışına kurban olayım senin ayı. Efendim, ben ya şirketin mühürünü siz emir verdiniz diye verdim. Kızdırma kafamı lan! Sana kim emir verdi? Vekaleten verdiniz efendim. Nasıl vekaleten? Yani kuş konmaz oğlu sizin ağzınızdan konuştu. Mühürü vereceksin, Kantar Bey böyle emretti dedi. Sen de verdin. Ben de verdim. Lan oğlum, sinseri. Aha şimdi beni dinle, bu kuş konmaz oğlu gelse de benim ağzımdan kendini pencereden atacaksın desen atan mı lan? Söyle bakayım. Atarım tabii efendim. Lan oğlum, Selim, yeğenim. Emirleri benden alacaksın, anlaşıldı evet mı? Aha şu ağzım var ya ağzım, evet. Ağzımdan çıkanları yapacaksın, anlaşıldı mı? Ağzımdan çıkanları yapacağım. Heh, bu son olsun, bir daha yapma. Hadi yürü 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 yürü. Sür Selim be. Affedersiniz. Az daha unutuyordum. Kerim abimden mektup var. Size selam ediyor. Aleyküm selam. Bir bakalım şu mektubu, bir. Abim, sen biraz salaksın. Mektubu ortalıkta bırakırsın, Kantar'ın eline geçer. Yırt diyor, ben de yırttım. Ya, yırttın ha. Çekil şuradan sizi. Yırtarım ben şimdi sizi. Hadi çabuk defol. Çık. Kalkınca beni kandıracak. Mektubu yırtıvermiş de benim elime geçmeyecekmiş sirseri. Göstereceğim köpek. Alo, kuş konmaz oğlu. Evet, ben Kantar. Acele buraya gel. Bırak kardeşim idare meclisi toplantısını sonra gideriz. Efendim acele gelmen lazım. Anlamadım. Ha. Gel buraya. Güle güle, güle güle. Beni çok özlemiş sehtekar. Canım aman. Marşa basmayın, arabayı boğmuşsunuz. Direksiyonu sağ kırında kenara alalım. Bir yardım edelim. Edelim abi. Teşekkür ederim memur bey. Zahmet oldu. Vazifemiz trafiği açmak. Lütfen ehliyetinizi anlatın. Verin verin. Buyurun. Arabanın muayene cüzdanını da. Aa! Bunların da mı muayene cüzdanı var? Latife'nin sırası değil hanım, cüzdanı verin. Dur şurada bir defterler var. Bir bakayım, belki onlardandır. Buyur. Muayene günü geçmiş. Vah vah, hiç bilmiyordum. Şimdi öğrenirsiniz. 30 lira ceza vereceksiniz. Ne yapalım? Şeriatın kestiği parmak acımaz. Hemen muayenesini yaptırın. Aksi halde trafikten men edilirsiniz. Aman kardeşim, ille de muayene diye tutturdum. Ben bilir miyim bu belediyeler de muayene ettirileceğini? Öğrenirsiniz. Aman canım, şunu söyle sen de öğrensek olmaz mı? Ah ya sabır. Baytar'a götürün hanım, Baytar'a. Ne? Baytar'a mı? Ana! Arabanın Baytar'a gittiğinde hiç duymamıştım. Affedersiniz. Kuyruk bir yanda mı ayıcı beri kardeşim?
Görmüyor musun hanım teyze? Buyruğu gördüm ama teyzeni göremedim Ayıcı efendi. Ay! Amanın! Ay! Ay! Şu hayvana mukayyet olsana canım ay! Korkma! Senden benden anlayışlıdır. İhtiyarları pek sevmez. Öyle değil mi koca oğlan? Ya! Amanın nasıl da anladı kardeşinin sözlerini? Deli mi ne? Sıran geldi Gümüş. Hadi bakalım koca oğlan. Şey, bu şebeğin nesi var? İğneye geldi de. Sizinkinin hastalığı neydi hanımefendi? İlk defa böyle oldu. Yolda gelirken birdenbire boğuluverdi. Daha önce de bir iki kere tıkanı vermişti ama pek ehemmiyet vermedim. İhmal efendim, ihmal. Vaktinde getirseydiniz daha faydalı olurdu. Nerede kendisi? Şey, bahçede. Ama oraya kadar da zorla getirdim Düldül'ü. İnatçı demek. Hem de nasıl, sorma. Buyurun bakalım. İşte burada. Hanım, nerede göremiyorum. Ama, koskoca oturma fili görmüyor musunuz canım? Rica ederim, siz benimle alay mı ediyorsunuz? Niye alay edeyim? Aman doktor, şunu muayene ediverin de bitsin. Bu kadarı da fazla ama. Ben araba muayenesi yapmam. Aman doktor bey, trafik polisinden daha mı bileceksiniz canım? Ay, size trafik polisi mi söyledi? Evet. Peki öyleyse. Nesi varmış doktor bey? Çok önemli. Psikonevrotik depresyon. Ne demek o? Siz bu reçeteyi eczaneye acele yaptırın. İsminiz? Nuriye Kantar. Buyurun. Sağ olun Baytar Bey, borcumuz. İstemez, görevimiz efendim. Eksik olmayın. Ne insanlar var şu dünyada mıdır yapmış geldim. Uçk olmaz oğlum, bana bak. Bana numara yapma. Yağları piyasaya dağıttın da ne oldu lan? Bir gram yağ yok ortalarda kardeşim. Saklıyorlarsa suç benim mi? Kardeşim, Allah'ını seversen sen ne diyorsun? Kimi kandırıyorsun? İsmimi kara borsacıya mı çıkaracaksın ha? Allah saklasın ha, böyle konuşma küserim. Bak Uçk Olmazoğlu, beni iyice bir dinle. Bir daha yağ işine karışmayacaksın. Benim adıma fabrikadan yağ çekmeyeceksin. Mühürlere de sürmeyeceksin. Amanın, hoş geldiniz muhterem yengeciğim. Aynı aklımdan sizi geçiriyordum. Ne kadar temiz kalbim varmış. Çok! Hoş geldin Nuriye'm. Hoş bulduk kantacığım. Yengeciğim, bir gece mutlak bekliyoruz. İclal de bayılıyor size. Ne kadar hoş cana yakın hanım diyor. Sağ olun, eksik olmayın. İnşallah bir akşam kantarla beraber zans ederiz. Amanın aklıma geldi Kuş Konmaz Bey oğlu kardeşim. Bizim evde yağ tükenmiş. Bakkalda da kalmamış. Acaba sizde bir teneke varsa... Duydun değil mi Kuş Konmaz oğlu? Yengeciğime canım kurban, kendi evimden gönderirim. Dediklerimi unutma sakın. Unutmam, unutmam. Hincilik müsaadenizle. Hayrola, üzgün gibisin, neyin var? Aman sorma kantar. Bugün başıma neler geldi. Arabam hastalandı. Nesi varmış ki ha? İşte reçetesi. Ne reçetesi lan? Delirme karı, arabanın reçetesi mi olur? Vallahi da oluyormuş kantar, baksana. Bir bal, bir. Lan, bu reçeteyi sana kim verdi? Trafik polisi, arabanın muayenesi geçmiş diye ceza kesti. Ben de sordum, nerede muayene ettireceğim diye. Biraz kızdı ama, ondan sonra Baytar'a götürdüm. Korkarım, seni de Baytar'a götürdüm. Götürdüm. Baytar da sana bu reçeteyi verdi. Verdi. Lan! Baytar sana yazmış bu reçeteyi. Nevroston tamam. Tam delilere verilen ilaç bu be. Amanın kantar. Yani şimdi ben deli miyim? Lan arabayı Baytar'a götürürsen herkes sana delidir. Şükret seni tımarhaneye kapatmamışlar. Aman Allah lan. Canını alsın. Bu yağları depoya aldır. Emrim olmadan gram yağ çıkmayacak. Baş üstüne ağam. Bu sefer kantar biraz şüphelendi. İyi ki parayı bankaya yatırmışsın. İnce bir teneke yağ gönderiver kantarın evine. Gözünü aç ha. Bu depo ne deposu lan? Kereste deposu ağam. Aferin adamım. Sakın renk bürme. Başarını kutlamak için viski içelim. İçelim karıcığım, cin gibi kantar yağ işine bir türlü akıl erdi demedi. Sendeki zeka kantardan 10 misli fazla.
Lan insanın senin gibi karısı olursa dağları devirir. Hadi başarı muvaffakiyetimin şerefine. Bol domatlı kıvırcık salatası, buyurun efendim, afiyet olsun. Aman afiyet olsun kantarım, en sevdiğinden yaptır bastırmalıyım. Hadi soğutmadan ye ye. Badılcan kızartması, ısçan ısçan, soğutmadan yiyin beyefendi. Aman kantarım, çikara böreğine de bayılır, hem kıymalı hem peynirli yaptım, ye. Lan korkusuz karılar, ne oluyorsunuz lan böyle? Yemek yarışına mı girdiniz? Biri bitmeden biri hemen geliyor. Şey kantarım, hoş gör. Bir sürprizimiz var da, bir an evvel yemek sofrası kalksın dedik. Neymiş olan sporos? Ben söyleyeyim mi? Sen kaçma. Şey kantarcığım, gözünün gönül açılmasını istiyor musun? Hani kulağınızın pası. Ne oluyorsunuz lan? Bir kalip hele canlandınız, ne söyleyeceksiniz? Söyleyiver. Şey, söylemesine söyleyeceğim ama kantar. Şey, şu ismokilini giy, ondan sonra söyleyeceğim. Hadi kantar. Bu elbiseyle olsa olmaz. Olmaz, resmi olman lazım. Hadi kantar, kurban olayım. Kırma beni. Belki lan, belki zaten bugün çok üzüldün, anladın mı? 40 yılda bir daha avrat lafı dinleyelim bakalım, sonu ne bok varacak? Kız döndü, olacak şey de, hiç kaşık olmadı. Aman hanımcığım, bugüne tarih düşer. Niye? Aslanı hiç bu kadar uysal görmediydim. İşte hazırlık, resmi kıyafete büründük, söyleyeyim bakalım, nereye varacağız? Şey kantarcığım, bu gece opera galasına 2 tane trotokal yerimiz var, operaya gideceğiz. Operaya mı? Bayılırım lan operaya. Zevkten geberirim lan. Sen hazır değilsin. Hadi durma, yürü yürü. Şimdi hazır lan. Gel gel gel. Ziyaret evi diktim beyefendi. Diktim beyefendi. İnşallah yiyeceğim değil mi? Adam, şekerim, güzelim, ben hazırım. Ne arıyor, ben hazırım burada. Aman kantar, bu ne hal? Rahat bir hal. Lan sisari, beni rezil mi edeceksin lan? Operada uyumamak için kıçıma boyuna cimdik mi atacağım? Yani gitmeyecek miyiz kantar? Gideceksin. Aha bu çakal sisariyle gideceksin. Aman önlerin elini uzatayım beyefendi. Riyakar köpek. Riyakarlıktan değil beyefendi, hakkınızı helal edin diye. Niye lan? Niyesi var mı? Hanımın arabasıyla gidiyoruz. Yarın, yarın, yarın. Hadi, hadi. Şimdi hazır olun. Hazır ol. Hadi, hadi, hadi. Şuna bak, sosyete kuruşlar. Tamam. Aman, şeker olan, kuruldan korkan olan. Şikar olan, sıfata bak lan efendim. Amanın, ne arıyorum lan? Evlendiğimiz günkü sıfatımız. Ulan kubandan nasıl istediydim seni, aman benim. Kardeşim Nuri, Osman'a 10.000'den bir kuruş aşağı inmem diyor. İyi kocalama, ben bu hadleri başlık parası nereden bulurum? Bulamazsan kızı da alamam. Ben de kaçırırım. Dellenme lan! Çifte Sabanoğlu sülalesi kalabalıktır, yaşatmazlar seni. Ben kararımı verdim, kaçıracağım. Arkadaşım sen bana yardım edin. Nasıl? Şimdi beni iyi dinle. Onların komşusu Çulsuz Ali var ya, onun kızı döndüğü kor. Bu akşam Nuri'ye hazırlansın, kaçıracağız. Sen eceline susamışsın lan, ben gider döndüğe söylerim, üstüne karışmam. Hadi yürü, arkadaş arkadaşa böyle günde lazım köpek. Nuri abla, Nuri abla, bu akşam seni kaçıracaklar. Nuri annem cevap bekliyor. Aman kız, heyecanlandım. Akşam babam bir yemeğe oturunca gelsinler. Ben bir mahalayla kalkarım, sonra boşama alırım, kaçarım. Hayatımda bin yaşa. Ama ben onların geldiğini nasıl anlayacağım? Öyle ya sahibi, işmer versinler ki anlayasın. Bana bak, üç defa köpek gibi bağırsınlar değil mi? Onu söylerim ablasından. Lan oğlum, ben havlamasını bilmem. İyi bilmezse senin yerine ben havlarım canım. Tasalım. İşte ben seni dürttüm çavra. Gel şöyle. Ha, çön çön çön. Çönlük. Havla. Daha kuvvetli, havla.
Hiç ayrı değil bu köpek uluması. Ben şimdi senin sesini keserim. Lan ulumak uğursuzluktur lan. Sana kim dedi ulu diye lan? Amanın ıçım yandı. Yok bir şey lan, yok bir şey lan. Öyle değil mi? Azıcık pantolonun yanmış. Ya bakayım dibin nasıl, iyi bir şey yok. Dibim tuttu lan. Yok yok aman, şimdi ayak sesleri geliyor. Bir karaltı geliyor bize doğru. Bu basıdır, kaç. Dur lan, kaçma, kaçma. Bu Nöriye'ye benziyor. Lan ilkek kızmış. Kuşun yağmuru ona vız geliyor. Çuvalı hazırla, başına geçirelim kimse danımaz. Vay kaçım, vay kaçım, yürü. Ha şöyle. Amanın yanlışlık oldu lan, ne işin var burada? Şey Kantar emmi, Nöriye ablam kaçamayacak, onu haber vermeye geldiydim. Kantar, ayağa gelen kısmet tepilmez, bu benim kısmet. Ümüğünü sıkarım lan, ırz düşmanı. Bir simsik gelsen, hadi kızım işine git. Sağ ol emmi. Sana da yazıklar olsun kuş konmaz emmi. Üstelik evde de gül gibi karım var. Ayıp, ayıp. Aha şu 5.000. Aha şu da 10.000. Bunları Nöriye'nin babasına bir. Tarlasını sattı, başlık parası etti dersin. Sen meraklanma. Aa sen de inat etme gayri. Nöri tarlasını sattı 7.000 gaymiye. Benden de 500 gayme borç aldı. Etti mi sana 7.500? İşte olanı biteni bu. Nöri akıllı delikanlıdır. Kafasına koyduğunu yapar. Alnının akıyla bu kadar para toplamış madem ki, ben de kızı verdim, gel. Opera şarkı söylüyoruz. Lan yırtılmayın lan! Etsin yürü! Sus! Ayı karı! Şey kızma Kantar'cığım, şey opera tiyatrosu çok hoşumuza gitti de... ...onu taklidini yapıyoruz. Of terbiyesiz, ayıp ayıp! Zanaat da alay edilmez. Ama beyefendi bir görecektiniz. Kadın yere yatmış, ağzından kan geliyor. Neredeye söyleyecek hala? Susun lan! Deliler, gidin yatın, hadi durmayın! Çizik eserler, kargala! Allah affetmesin! Tamam ha, sanat da alay ediyorsun ha! Allah canım! Sağlarım, dillerim, bitmez kaderim... ...ben böyle hayal... Olmuyorum, yanlış söylüyorsunuz. Şey, notalardan şaşırıyorum galiba hocam. Şey, notası söylesem olmaz mı? Nasıl notasız? Hacım kulaktan dolma. Olmaz. Peki... ...beyaz perdeden sahneye geçen sanatçılarımız da söylüyorlar? Onlar sesle, notayla değil... ...şöhretle söylüyorlar. Şimdi tekrar edelim şarkıyı. Ağlarım, inlerim... ...bitmez kaderim... ...ben böyle hayata... Olmuyor, hayat olmuyor. Alafranga gibi söylüyorsunuz. Şey hocam, dün akşam operaya gittik de onun etki tesirinde kalmışım. Dikkat edin, müzik kulak ister. Allah çok şükür, bende 2 tane var. Şimdi ben geçiyorum, sonra birlikte söyleriz. Ne olur bahtıma bir güneş doğsa... ...benim de seve... Aman hanımefendi, acaba kim bu? Ha, lafıma geldiniz mi? İşte bu da notasız bir kabiliyet. Sahneye çıkar mı? Ha, şimdilik mutfağa çıkıyor. Yoksa sizin döndü mü? Kabahat benim de.
geldi Sayın Musa Bey. Niye benim oluyor kızım? O kadar işli çalıyordunuz ki. Gel öyleyse hep beraber söyleyelim bu şarkıyı. Ağlarım inlerim bitmez kaderim. Kaçta gidiyorsun? 8.30'da mı? Ha, oldu, olur. Lan bağırma lan! Sen seni kulağımın zarını patlatacak, kapat! Kapat, konuşma hadi! İlker, karı milleti değil mi? Aman be! Şşş! Lan oğlum, kulağını aç da beni bir dinle! Dinliyor be benim! Aha şimdi, yengen telefon etti. He. Bu akşam yemeğe gidecekmişiz. Güle güle gidin, afiyet olsun yiyin! Lan Silseri! Şimdi sümsüğü yen! Sana mı soracağım lan gidip gitmeyeceğimi? Arzunuz bilir efendim. Lan çenen kopsun, sus da bir kulağını aç da ayı beni bir dinle. Ben yemeğe gitmeyeceğim. Çünkü yemekten sonra hemen karılar konkene, erkekler de politikaya oturuyor. Ne onu bilirim, ne onu severim. Hah, işte bunun için ben yemeğe gitmeyeceğim diye bir plan hazırladım. Şimdi onu uygulayacağız beraberce ha. Planları bilirim, abim bana hepsini anlattı. Lan bu Kerim akıllı olandır. Aferin, iyi yetiştirmiş seni. Dinle bak oğlum, şimdi ben eve gideceğim saat 19.30'da. Yani oğlum 7.30'da bana telefon edeceksin. Ve de diyeceksin ki, efendim, muhasebeci bey defterlerde bir yanlışlık bulmuş. Verginin de yarın son günüymüş, acele geleceksiniz diyeceksin. Anlaşıldı mı oğlum? Affedersiniz efendim, ben o kadar salak mıyım anladım. Aferin lan, göreyim seni, beni mahcup etme. Ayı! Evelallah efendim, sayenizde. Nuriye, sana deniz sahilinde bir yal alacaktım ya... ...onun büyüğün hesabını kestim. Aman Kantar, ay sağ olasın, eksik olma. Eh, bu akşamki ziyafette herkese müjdelen gari. Eh, yalımız hayırlı uğurlu olsun. Köpek, kapı dinledik değil mi? Şşt, bu ne lan elindeki? Ayağınızın suyu soğumuştur diye getirdim. Ha, aferin, dök bakayım, dök, 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 dök. Allah, Allah, yardım Allah, Allah canımı alacak! Allah haşlandı, Allah haşlandı, paçaya döndü ayağım, Allah! Yanıyor, kızardı! Oy, şuna bak! Aman, kalkan, esnaftan da kızarmış! Ne kızardı, vakit de geldi! Ah, ne var ya? Sen bu döngüye fazla yüz veriyorsun, anlaşıldı mı? Canım, sen Allah aşkına! Allah, resimli telefonu! Beni aralası yok ben de, uyuyun, yok de, bak, bak! Peki, peki, peki! Alo, buyurun! Kimsiniz? Selim! Ha Selim, sen misin? Selim, Selim, yeğenim. Sor bakalım, ne istiyormuş, önemli mi sor? Ha, önemli mi diye soruyor Kantar. Çok önemlidir! Dikkat! 2 numaralı planımı tatbik ediyorum ben! Aman oğlum, bu ne planıymış? Salak plandan bahsediyorum lan! Bu akşam yemek davetine gitmemek için bir plan verdi Kantar Bey, onu tatbik ediyorum, muhasebeciyle... Kes lan, kes lan! Oğlum yanlış, Allah canını alsın, ocağım baksın! Bana değil lan, muhasebeciye telefon edeceksin, öküz kafalı! Yanlış olur mu? Size telefon edecektim, ezberledim hepsini, defterlerde yanlışlık... Kes, kes, kovdum, kovdum, kovdum! Konuşma, ses ver! Şuna bak, kız kapalı. Allah serseri. Bana bak, gör ya, güya ben demişim. Halbuki muhasebeci dedi, maça gidecekmiş de bu akşam bana telefon etti. O da bana ediyor, kovacağım, bu akşam kovulacak. Aman Kantarcığım, bu akşam yemeğe gideceğiz, yarın sabah kovsa. Karışma, evet. Hayır, bu akşam kovulacak. Şey, aman Kantarcığım, ben çoraplarını falan giy. Karışma bana! Amanın, gene 0 yaptım. Evet. Ah, aman Kantar, aman ödüm yağını Kantar. Ne oluyor lan, yatmadın mı? Yatmadım Kantar, kendi kendime konken aradım, sen ne yaptın? Kumarcı karı, ben mi? Hırsımdan birkaç meyhaneye girip çıkıvermişim... ...sonra da kafayı buluvermişim. İyi ettin aslan Kantar, iyi ettin. Hadi kalk yatalım, yürü. Lan ayı, dün akşam ben seni kovmadım mı? Kovdunuz. E kovdum da ne diye gitmedin? Abim bana dedi ki, Kantar seni kovalarsan kovalasın. Kulak asma, ön kapıdan çık, arka kapıdan gir, masaya otur, işine devam et dedi. Tut, konuşma, göstereceğim ben senin abine. Sirseri, çentemi ver. Ben idare mesleğine gidiyorum. Rica ederim, rica ederim, rahatsız olmayın.
Rasul Bey, arabamla geleyim dedim, malim ya trafik. Geç kaldım, rica ederim, buyurun şöyle. Buyurunuz, vakit nakittir. Hemen ilk maddeyi görüşmeye geçelim beyler. İyi, madde benimle alakalı olduğuna göre size müjde vereyim. Arsa işimiz tamamdır. Memnun oldum. Arsa hakkında malumat verir misiniz? Hayır efendim. Aldığımız arazi fabrika kurma pek elverişli. Ana yoldan 1000 metre uzaklıkta, etrafı yeşillik. Teşekkür ederim. Rica ederim. 40 metreye indiğinde su var. Mersi. Çok güzel. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim kardeşim. Asıl bendeniz iyi kuşkonmaz oğlunu tebrik edin. Kuşkonmaz oğlu mu? Eksik olmasınlar. Kuşkonmaz oldu. Yardım buyurdular. Yoksa bu fiyata alamazdık bu arsayı. Kelapir. Teşekkür ederim. Şu kelapir fiyatına aldığınız arsa bize kaça mal oldu? Tüm masraflar dahil 1,5 milyon. Ya. Neyse, hayırlı uğurlu olsun. Sayın Hakkı Gücük ve Sayın Kuşkonmazoğlu'na yönetim kurulu adına teşekkürü bir borç bilirim. İşte tapunuz, işte anahtarınız. Kantar Bey, yalıyı çok ucuza almış oldunuz. Ne yapalım, kısmet bizeymiş. Siz pahalıyı ucuza aldınız, Kuşkonmazoğlu da ucuzu pahalıya sattı. Hayrola? Efendim, 500,000'lık arsayı 1,5 milyon liraya sattı Kuşkonmazoğlu. Kime sattı? Bir şirkete. Hakkı Güdüğü şirketine. Fakat muhterem, arsanın etrafı yeşillik. Ne olacak yeşillikse, davamı besleyeceğiz kardeşim. Ha? 40 metreden su çıkarmış. Biraz daha inin de dünyanın kıçını derin bari. Olur mu muhterem? Bu arsayı kimden aldınız? Kuşkonmaz oğlu beyim. Tanıdığı değil. Öz be öz kayınbabası. Olamaz muhterem. Kayınpederi öldü. O bundan evvelki kayınbabası. Bir daha mı evlendi? Evet. Hem de 5 defa. Bilmiyordum. Çok üzüldüm. Bu zarar mı? Benim yüzümden. Ziyanı öderim. Muhterem. Kat iyiyen. Kârda, zararda müşterek. Sen üzülme Hakkıcığım. Ben bu tarların bir çaresine bakarım. Yukarı. Yürü yana gibi basma. Yukarı. Aman. Ya nereye lan? Ayya belini mi çiğnediyorsun? Estağfurullah, büyüğü müsünüz? Hanımım benimle masaj yapıyor. Hayır, kalk. Aman bir daha olsa onu hamamına gidersin, iki olsun. Bir sıcak, bir soğuk, her yanım tutuldu. Neyse, al bakalım şu tapunu. Yalı sahibiye tapusu. Keyiflendi değil mi? Aman asla kantarım, Allah tuttu da altın etti. Ne zaman anlaşılıyoruz? Ne zaman? Acelen ne kız? Kendime menü alacağım da. Allah canını alsın, şu koca vücuda menyomu bulurumlar. Aman kantar, uğraşma kızlar. Bak ne diyeceğim, Kuşkonmaz'ın karısı İclal hırsından çatır çatlayacak. Sayfiye'de evimiz var diye bize de çalım atıyordu. Aman ne Sayfiye ya, sanki bir köpek kulübesi. Kantar idare meclisinde hiçbir tepki göstermedi bu ön. Mutlaka bir şey düşünüyordu. Hayırdır inşallah, gelen kantar olmaz. Aklını takma kantara. Hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk. Sabahtan beri damadı arıyor. Burada baba. Hayrola muhterem kayınpederim, öpeyim. Şirkete sattığımız arsa var ya. Ne olmuş, kantar vaziyeti öğrenmiş mi? Yok canım. Sattığımız arsaya yağlı bir müşteri çıktı. Yağlı bir müşteri mi dedin? Evet, 1,5 milyona sattığımız arsaya tam 2,5 milyon veriyor. Şaka etme baba, petrol mü çıkmış? Hayır, çimento. Avcılar raporları gösterdiler. Ve 50,000 lira kapora verdiler işte.
Ya ne iş be, boşuna dememişler kor ölür badem gözlü olur diye. Desene gitti 1 milyon liracık. Niye gitti? Benim akıllı kocam mutlaka bir yolunu bulur. Bunun tek yolu arsayı geri almak. Evet, aman sakın Kantar duymaz. Başaracaksın kocacığım. Evelallah, benim adım Kuşkonmazoğlu. Bir dala konarsam mutlak meyvasını yerim. Kardeşim, alınmış alınmıştır. Ben bu arsayı geri vermem. Şirketimizden hiçbir şey satılmaz. Sonra rakip firmalar dedikodu yaparlar. Aldıkları araziyi sattılar, fabrika kuramıyorlar derler. Doğru. Kantar Bey doğru konuştu. Öyle değil mi efendim? Her zaman doğru konuşur zaten. Ama bu defa ben de rica ediyorum. Arsayı geri verirsek ben de töhmetten kurtulurum. Sayın Kantar da arsa elverişli bulmamıştı. Dağ, taş, kaya. Elektrik yok, 40 metreden su çıkacak. Oh da Kuşkonmaz Beyoğlu kardeşim. Bu arsayı ne diye aldınız? 40 değil, 140 metreden su çıksa gene de kabulüm. Prensip olarak bu arsayı satmayacağız mühterem arkadaşlarım. Bugünkü toplantımız bitmiştir. Müsaadenizle rica ederim. Rica ederim. Kantar Bey. Doğru canım. Geliyor. Nuri Bey. Kardeşim, Kantar. Kantarcığım. Lan kardeşim ne istiyorsun lan? Eğleş biraz canım, eğleş. Nazıya döndüm. Kardeşim eğleş. Dur lan. Seni yemeğe çağırıyorum kardeşim. Çok önemli bir şey konuşacağım da. Madem ki önemli, akşam 8'de buluşalım. Hadi çek ayağını çek. Yürü Fahrettin, yürü. Aldırma bu dünyaya. Hepsi boş, hepsi rüya. Devam be Kantarcığım. Lan oğlum, kaç defa söyledik bu arsayı geri vermem. Yahu niye inat ediyorsun? Hadi sen ne olur? Bak, bir kelime daha dersen kalkar giderim ha. Peki, sustuk. Ağzını açmayacağım. Açmayacağım. Hadi bakalım şerefe. Güzel şey sevişmekte var. Ama hayatta bunlardan kızlar, güzel şeyler var. Çabuk olun. Kuşkonmaz Bey'imiz sizi istiyor. Hadi. Öyle. Peki olur. Kim demiş hep böyle döner? Haydi canım sen de. Kimi görüyorum? Aman hayat hanım, bu ne gözet tesadüf. Dargınız size. İnsan bir telefon edip para hatır sormaz. Haklısınız. Sorma sahip yalnız mı geldiniz? Evet. Masamıza şeref girmez misiniz? Rahatsız etmeyelim. Rica ederim, şeref verirsiniz. Danıştırayım, kıymetli arkadaşım Nuri Kantar. Nevin Hanım, Hayat Hanım. Ben de memnun oldum. ben sizi tanıyorum beyefendi, hem de çok iyi. Sizin tarafınızdan tanınmak şereftir. Şanslısın Kantar, Hayat Hanım'ı bir tane danışsan. Hayatın tadı gelir, diğer. İltifat ediyorsunuz. Rica ederim. Gibi alım çocuklar, buluşmamızın şerefine. Sarhoş olana kadar içmek istiyorum. Bu gece benim gecem. Bayılırım. Niye hanımefendi? Şarkıya. Bu gece benim gecem. Ben de bayılırım. Siz neye bayılırsınız? At kadeh elinden. Emre sen şekerim. Abo. Nasıl, eğleniyor musun muhterem kardeşim? Çok. Bu gece bizim gecemiz. Nuri'ye yengene telefonda bir haber vereyim geç geleceğimi. Müsaadenizle. Yaşayın kızlar, bu gece Kantar'ı baştan çıkarın, ne isterseniz veririm. Evelallah, sen o işi bana bırak. Hayatın eline düştü mü düşmedi mi? Alo! Kuşkonmaz beyefendi. Buyur. Nuri Kantar Bey aniden rahatsızlanıp gittiği için size de bu meyveyi gönderdiler efendim. Lan bu ne ki lan? Ayva efendim. Yedin mi ayvayı şimdi? Aman Kantar, demek ayva gönderdin. Afiyetle yemişler. Aslan Kantar'ım. İyi bir ders vermiştin onlara. Aklıma geldi. Kuşkonmaz'ın karısı İcla telefon etti. Yarın akşam mutlaka yemeğe bekliyorlarmış bizi. Ey gideriz. Laf aramızda Nuri ya. Hani Hayat Hanım da az fena değil. Aman Kantar, hayat sana feda olsun. Köpek karı. Lan köpek karı.
Benim hayatım sensin lan. Ben burada fazlayım galiba. Nerede sizin gibi eski kadınlar efendim? Ama şimdiki tazeler de pek dayanıksız. Dışları süslü, içleri küflü. Az daha unutuyordum. Harika bir yalı satın almışsınız. Şey Kantar doğum günü hediyesi olarak aldı şikerim. Bak kuş konmaz olur. Madem ki ısrar ediyorsun, bir şartla geri veririm kardeşim. Ne gibi? Siz bu arsayı 1,5 milyona aldınız diyelim. He. Tamam, şimdi 1.750.000 liraya geri veririm sana ben bu arsanı. Tamam mı? Abo! Lan bu herif deli mi ki? Kendi de ortağına üstelik bu kadar para verip geri mi alacak ya? Yani? Abo! Ben de deli miyim? Bir adama 1,5 milyon lira sayacağım, 15 gün cebinde taşıyacak, benden izle bir kuruş faiz almayacağım. Olur mu kardeşim bu? Aman öyle kardeşim, bu adede kattardık olmaz ya. Yani. İşine güzel gelirse kardeşim. Hem ben anlamıyorum Kuşkonmazoğlu. Parayı verecek o. Sana ne oluyor? Ama kardeşim... Tamam. Bu mesele burada kapanmıştı. Tamam, gitti. İlal İnce, mühterim kardeşim, karnımız acıktı. Soframız hazır efendim. Allah Allah! İşte sana söz. Adamdan bu parayı alacağım. Yok kardeşim. Söz üzerine alışveriş devri geçti. Madem ki sana yetmedi, seyahat ver bana. Ona da razı. Ben töhmetten kurtulayım. Ha işte sana 1.750.000 liralık çek. Bana bak, yarın noterde buluşur, satış muamelesini tamamlarız. Oldu mu canım? Oldu, tamam. Ah be! Lan dünya varmış. Hadi, şimdi buyur yemeğe. Buyur bana. Lan Kuşkonmazoğlu, bu ne? Bunları özel ısmarladım. Deniz mahsulünün en lezzetli böceği. Öyle mi? He? Lan Kuşkonmazoğlu, bu banda mı bunları yiyerek büyüdü? Niye almıyorsunuz Nuriye Hanım? Amanım, ben çok doymuşum da böcek yemem. Canım, Nuriye, sen bunu çok severdin değil mi? Yani demezsin. Bayılırım da, Ayşe, ama çok doydum. Hatırım için bir tane ye, yoksa darılırım. Yenge, İclal çok üzülür sana. Allah sen bir de ne olsun ya canım, buyur. Ama böcek parmağımı yedi! Lan kadın delirme, gel buraya lan! Ölü böcek lan, ölü gel lan Allah canına! Ah, sonradan görmeler, ne olacak? Boş ver karı, biz arsayı geri aldık ya. Seninle iftihar ediyorum kocacığım. İşte dapılar ve araziyle ilgili diğer evraklar müdür bey. Derhal size devredebiliriz. Maalesef arsayı almaktan vazgeçtik efendim. Özür dilerim. Muhterem kardeşim, nasıl olur? 50.000 kağıt kapora verdiniz. Evet efendim. İdare meclisi son toplantısında arsayı almaktan vazgeçti. Çünkü çok ucuz fiyatla bir başka arsa satın alındı. Verdiğimiz 50.000 lira kapora sizde kalabilir. Abi yani kesin olarak bu arsayı almıyor musunuz? Maalesef. İyi düşünün müdür bey. Hem bu arsa alınırsa size de oturaklı bir hediye alınır tarafımızdan. Çok cömertsiniz Kuşkonmaz bey. Ama şirketim beni her bakımdan tatmin ediyor. Rüşvet almaya ihtiyacım yok. Ayrıca yetki bana ait değil. Peki, yetki selahiyeti kimde acep müdür bey? Sayın Nuri Kantar bey'de. Böylesine böyle ilahım. Ne demiş atalarımız? Çalma kapını, çalarlar kapını. Sen niye güldün lan ayı? Siz güldünüz diye güldüm. Gülme, konuşma. Temkinli olun Nuri bey. Kuşkonmaz çok kızdı. Kızmak önemli değil, namuslu olmak önemli. Müdürüm, yardımlarına çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Rica. Müsaadenizle. Müsaadenizle. Şeref verdiniz. Güle güle, devletle müdürüm. Güle güle, güle güle. Selim, oğlum ben de gidiyorum. 15 gün sayfiyedeyim. Arayan olursa ne söyleyeceğini biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim. Nuri bey kafasını dinlemeye geldi diyeceğim. Gel oğlum, gel. Şu saksıyı çalıştır sana lan. Ben sana öyle mi dedim? Öyle dediniz ya. Tık, düğümü sıkarım şimdi sirseri. Konuşma. Kimseye adresimi vermeyeceksin.
soranlara da iş seyahatine gitti diyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Anlayışına kurban olayım, salak ol salak. Vücudunuz suyun üstünde yatay bir şekilde yatacak, ayaklarınız makas gibi açılıp kapanacak. Sonra sağ kolunuzu kafanızın hizasında uzatarak suya daldıracaksınız, karnınıza doğru çekeceksiniz. Ayağınızı makas gibi açıp kapayın. Deli! Suyun içinde nasıl açıp kapayacakmışım ayağımı burada? Çok kolay Can, işte böyle, böyle. Hadi oradan deli, karada olup babam da yapar. Hadi bir daha sınar, hadi. Öyle, ha? Niye girdin orada? Harika güldüm soytarlar. Ne yapıyorsunuz lan? Şey, yüzme öğreniyorum. Kitapta yüzme öğrenilir mi hiç? Kitapsız öğrenilmez ki. Lan, hayvanlar da mı kitaptan öğreniyorlar yüzmeyi? At kopya denize bak nasıl yüzüyor bir gör. Biz köpek miyiz? Hoş! Boğuluyorum! Lan deliler! Bu kitabın içinden nasıl kurtulacağınız yazıyor, okuyun! Okuyun, kurtulun! Kalkın ayağa lan serseriler, bir karısı da boğulunur mu? Aman esnaftan da derin değermiş kızım! Aman kantar bu ne kılık! Profesyonel balık tıkılı! Hadi, tıkın sudan! Aniye! Kayık motorunu denize indireceğiz, hadi! Ah kız serseri dikkat etsene lan! Nesine dikkat edeceğim? Köven suratlı, ayağımı kıracaktın serseri! Hadi! Nuriye, öyle sakın yemek yapmayın ha! Niye? Niye olacak? Balık ziyafetine konacağız! Tabii ya, ne sandın? Nuriye, öğleye bolca salata yap! Olur. Zabrak salatası mı? Kibar ol lan serseri! Ona hıyar salatası derler! Hadi bırakın Latife'yi de hoşça kalın bakalım, hadi! Rastgele kantarım! Rastgele! Sağ ol! Amanın yulları elimde kaldı! Kayık geçti! Komşunun motoruyla yetişim! Komşum! Kaptan komşum! Deryalar kaptanı komşum! Allah Allah! Lan koştuk balıklar, şaşırın da biriniz takılın lan! Yoksa bir yanlışlık mı yaptık be? Değil. Tamam lan, tarifeye göre yem taktık. Lan iyice doydunuz silserler, yem kalmadı. Allah canınızı alsın sizin. Ne demiş atalarımız? Oğutanın ucunda balık, tutamayan alık. Bunu yazan da sağ oğlu salak. Yiyin lan kuşlar, yiyin. Allah canını alsın. Balıkçılık senin neyine lan? Kara olacaktı ki şöyle kekliği gırp bedene gözümden vuracaktı. Bir de şunu bir sınayım bakayım. Nerede o ah? Allah Allah. Hayda. Ya bismillah Allah. Lan Allah. Bu ağaları da mı yediniz lan? Köpekler, aç köpekler! Oh, canın ağzım, ben bu işi beceremeyeceğim, ne yapayım ben? Oh. Aman, saatte bir olmuş! Yandık, Çinci döndü, aklınca benimle alay edecek. Zıkkımın kokunu ya inşallah, balık yiyecekmiş. Sen kim lan, balık kim? Şu motörü bir çalıştırayım bakayım. Allah, bismillah ha? Olmuyor be! Allah nasıl bu? Allah canım nasıl? İstemizin derizin ortasında kalalım! Ne yapacağım? Vay babam vay! Derya kuzuları bunlar! Derya! Buyur Kantar abi. Oğlum Kemalettin, şu kofayı ağzına kadar balık doldur. Emret abi. Ne o, ziyafet mi var? İşte onun gibi bir şey.
Aman Cemalettin, şu kocaman balığı da bir. Oldu abi. Aman şuna bak, Allah Allah, manda gibi. Kantar, balık tuttun mu bari? Kantar olur da eli boş dener mi, nör ya? Al bakalım şunu. Ne kısmetliymişsiniz maşallah. Zevzekleme, yürü, koçum, koçum. Beyefendi, bunların çoğunun gözleri kaymış. Denizden yeni yakalanmış balığa hiç benzemiyorlar. Bayat galiba. Tut, kafana bir sümsü gelsen görürsün. Benim bayat balık tutar mıyım hiç? Sus kız! Araya bayat balık da karışmıştır. Koskoca denizde hep taze balıkları tutacak değil ya. Ben onu bulabilmem. Bu balıklar şaşı gibi bakıyorlar. İşte nah! Yaradan Mevlam şaşı yaratmış, ükela! Buna ne diyeyim bu kuzuya? Amanın aslan kantarım! Bu balina yavrusunu da sen mi vurdun? Vay anam! Bunu da siz mi tuttunuz? Yok baban, tabii ben tuttum. Allah Allah, bir yaşıma daha girdi. Olacak şey de. Ne diyorsun lan, ne oldu gene? Bu tatlı su balığı. Yayın balığı, denizde bulunmaz bu. Sus, sinseri. Yolumu şaşırmıştır. Lan, ilk geldiğin gün sen yolumu şaşırmadın mı? Alık. Üç gün sonra seni gazete ilanıyla bulmuştuk. Hı? İşte bu garibim de tatlı sudan tuzlu suya girivirmiş. O şaşkın esnasında da ben yakaladım. Hadi marş marş. Yürüyün bunu bir silelim şaşkın balığı. Durmayın hadi hadi. Hadi yürü. Çekelin ayağını. Yürü ya. Avcı dediğin böyle olur. Gali biz bunu 15 gün yeriz. Heh aferin. Evin azalık özel olmuş. Bu da kim be, kuşluk zamanı? Sucudur efendim. Belli, münasebetsiz zamanda geldi. Döndü, git iki damacanı alıver ha. Alır. Geliyoruz, geliyoruz, patlama. Geldik, geldik. Ablalar geldi. Vallahi ben adresi falan vermedim. Lan sen vermedin de kokunu mu aldılar? Neyse, gel karşıla, yürü. Başlayayım canım, başlayayım. Amanın hoş geldiniz! Aman ne iyi ettiniz de geldiniz! Allah Allah Allah! Sürprizimiz nasıl enişte? Fevkalade, fevkalade, yürü! Hoş geldin, adresi nasıl buldun? Şöp diye o kadar güzel tarif etti ki sağ olsun! Kim? Katibin Selim! Karnınız açtır inşallah! Nuriye teyze, babam yolda yedirmedi! Enişteler de yeriz dedi. Ben de yavrum, öldüm açlıktan ya. Aferin, koş 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 koçum. Hadi sofraya. Buyurun. Mimari aşağıya. Buyurun. Kantar, şikeri. Ha Allah! Gene kim geldi lan? Kimse gelmedi kantarcığım. Dayım, yengem, üç çocuğum. Ne olmuş lan dayına? Canım burada yatsalar daha münasip olur dedim de. Lan bir sokakta mı yatacağız? Aman yok yok, tavan arasındaki küçük oda var ya. Orası hem daha serin olur, hem de sessiz olur. Allah! Ya sabır lan, zavrak kafalı karı! Ulan yastığımı da vermeyeceğim, anladın mı? Allah canın alsın seni! Allah'ım bana sabırlar ihsan eyle! Daha ne olsun lan? Akrabalarına hoş görüne geziye yatağımızdan olduk. Şuraya tavan arasına sıkıştık kaldık. Bir de lan uykumuzdan olmayalım. Sustu şu bebeği. Aman kantar, söylediğin lafa bak. Çocuk kısmısı bu. Ağlar, ağlar, susar. Hadi devir yap canım. Lan yatma lan, bak ününü sıkarım seni. Sustu çocuğu, sustu. Nasıl susturayım canım? Lan delirtme beni, Nuriye bana bak. Doğru buzdolabına git, orada ırakı var, anladın mı? Bebenin ağzına şöyle iki damla damlat. Ondan sonra sesi getirir. Kalk yürü! Amanın yürü. Geceden bu saatinde! Allah yürü! Gözü gözü yoruldum zaten! Allah! Sıcak ayağını! Allah! Sen üstünden atlama köpek! Boyun kısa kalacak! Allah! Lan Selim! Adresimi bilirsin ha! Elime geçerken kafanı böyle koparacağım! Yiyeceğim lan seni! Oh be!
dünya var be. Oh. Allah kafam, Allah kahretsin. O kadar merdiven in çık. Gönlün oldu değil mi? Deccal gibi gecenin bu saatinde in çık. Yat Sibel, Sibel. Konuşuldum ben. İlk çıkarı gibi sen de hadi. Çek kıçını çek, 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 çek. Çek tamam. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kurban olayım ses etme. Lan bu bebeğe ırakı vermedin mi? Kendim hem de 4 damla verdim. Lan bu bebe alkolik lan, alkolik. Allah. Bana bak, ben şimdi gideceğim, kafayı ben çekeceğim. İyice sızayım ki bunların zırlamasını filan duymayayım. Oh! Oh, şuraya bak. Şuraya bak, zebilane bardakları gibi. Kıçını ört kızım, Allah. Lan yer Müsamettin, karnım acıktı. Yok ben işte. Dişim ağrıyordu da uyuyamadım. Lan oğlum ilacı alsana. Aldım enişte, iyi geldi. Al sana da vereyim he. Zıkkımın kökünü iç lan ayı. Allah'ım gebereceğim. Günaydın. Günaydın, günaydın Zehra. Günaydın Hatice. Günaydın, günaydınlar. Allah Allah Allah! Burada da mı lan kuyruk var? Aman, aman. Günaydın, günaydınlar. Günaydın Hacı emmi. Günaydın. Hacı abi iyi uyudun mu? Ah, Allah Allah, ölüyorum, 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 ölüyorum. Babam çabuk ol, ölüyorum. Bekleyin lan, makalenin sonuna az kaldı. Sabrım kalmadı lan, diğerleri kirleteceğim. Allah 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 Allah, bu ne Allah? Lan tuvalette de bir sıra bekleyeceğim. Haklısın kanka. Evin içi şenlendi fena mı? Bakın sütü bile karabanayla pişiyor. Sus sirseri. Allah ölüyorum lan Nuriye. Nereye gideceğim lan nereye? Allah'ım saldıracak. Aslan karım bir zahmet deniz kenarına gidilir. Deniz kenarını soracağım lan hesabı kızına. Beyefendi evde erzak kalmadı. Benden dimesi. Bittim, mahvoldum. Lan ben hamal başı mıyım? Bu ne hal, Nuriye lan, ne oluyorsun? Şşş, Nuriye dadım oldun. Ulan Sayfiye bizim neyince lan? Aman kadar yavaş konuş, çocuklar uyanacaklar. Uyanırsa uyansın. Şşş, bana bak Nuriye. Aman kantar gözünü Nuriye. Seveyim. Bir gün daha dişini sık, yarın gidecekler. Ne? Lan Nuriye, ben senin akrabalarını bilmem. Ne varmış benim akrabalarımda? Lan bedava kefen bulsalar ölürler. Sen de. Konuşma. Ne? Sus. Artık dayanamayacağım. Deniz motoruyla denize açılacağım. Aklımı oynatacağım lan. Uyusana. Oynamayın lan. Bebeler lan. Ne yapıyorsunuz orada? Enişte kayığın çok çürütmüş. Hemen dibi delindi. Merak etme enişte, biz suyunu boşaltıyoruz. Lan oğlum, kayıktan ne istediniz lan, kıçını başını dediniz? Allah, serseriler! Suyu mu sındı? Sarın kırık. Ne kırık lan, enişteye sor, enişte! Yani? Su sar, kırık mı diyeyim? Lan, sarıda mı kırdınız? Allah canınızı alsın! Hadi lan kayı, çık lan bebelerin havuzundan, çık! Allah canını alsın! Nuriye, yandım Allah! Suar ben dönüm, sana ne oluyor? Ay. Aman ne su almış be. Be. Korkaçta yok mu acaba? Pilav geldi, pilav. Aa, pilav. Enişte. Pilav gelmiş. Buyur kantarım. Sağ ol enişte. Pilavın nerede? Pilav versene. Komiserim, dur ben bakarım. Şuna biraz pilav koy be. Ha? Dur hele, dur. Aman
Amanın! Siz misiniz? Kantar! Kantar! Bak hele kimler geldi! Akrabaların geldi! Beklemiyordun değil mi yenge? Ay hiç beklemez olur muyuz? Gözlerimiz yollarda kaldı. Şeker getirdim yenge. Aman sağ ol, teşekkür ederim. Estağfurullah. Oo, hoş geldin Cemalattin. Öpeyim elinizi emmi. Ben de öpeyim emmi. Sağ olasın yeğenlerim. Lan Selim seni getirdin. Ha, evi bulamamışlar ben getiriverdim. İkiniz mi geldiniz? Ya. Yok, diğerleri minibüs kaptı karşısında bekliyorlar. Aman ne bekletiyorsun, çağırsana Selim. Çağırayım yenge, ne oldu? Gelin, 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 sizi bekliyorlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Sağ olasın. Hoş geldin Kadriye. Yürü Kadriye, geç. Geç. Lan azmış, daha yok mu lan? Yok, hepsi bu kadar. Lan ben sana kimseye yerimi söyleme demedim mi? Dediniz ama kimseye söyleme dediniz. Hısım akrabaya söyleme demediniz ki. Gösteririm ben sana hısım akrabayı. Benim ya ulan ya! Allah'ım da görmedin ya yengen! Seni bulaşık çıkarılar. Öldüm bittim mahvoldum. Görüyün dışarıda bir düzün ahamal var, yardım edin görüyün. Yok yok yok, delireceğim lan, delireceğim lan, delireceğim lan. Pijamalarımı ne diye veriyorum? Ne yapayım ben, yabancı değil yeğenin. Ulan yeter yeter, konuşma. Sirseri. Lan, bütün hırsımı şimdi senden alırım. Şşt, Sirseri, döndün nerede? Öldü bitti zavallı, kayığın içinde uyuyor. Vay! Bak orası hiç aklıma gelmemişti. Yeter lan, konuşma! Ulan bunlarda hiç insaf yok mu lan? Bunlar akraba değil, akrep lan, akrep! Kurtulun, yavaş koşun, yapacaklar! Şu halime bak lan! Şezlong sandalyesinde böyle dongumdaki iki büklüm yatacağım. Hani beni dedeceklerdi. Ama ne gitmesi kantar, bir hafta daha kalacaklar. Allah, öyle mi? Allah, kalk, 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 kalk. Gidiyoruz, kalk, nereye kalk, gidiyoruz kalk. Kantar, gece yarısı? Bak, konuşma. Daha kalırlarsa ben aklımı oynatacağım. Hadi kalk, 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 gidiyoruz. Allah'ım, sen aklıma mukayyet ol. Kıymetli akrabalarımız, iaşeniz ve ipateniz tarafından temin edilmiştir. Keyfinize bakın, rahatsız ettik, özür dilerim, kantar. Oh be, dünya varmış be! Aman kantar, el alem orada denizde serinlerken bir burada sıcaktan bayılıyor. İyidir, iyidir, romantizmalarınıza iyi gelir. Dur kız, gelin, biz de romantizmanı gezelim. Oh be! Gör ya, çelikli su adamı çelik gibi yapıyor. Allah! Amanın, gitti şey. Oh! Eyvah, iyice
keyiflendim Allah! Hemen cevgilime kuş dimem, kulüm ömrü az olur, kul yüzünden evlan kumbür kumbür! Diyor ya, sesin nasıl? Tamam be, herkesinki güzel olur! Öyle mi? Haydin siz de söyleyin de koş elini korelim bağlı! Ufak tefek taşlara boşanın! Ufak tefek taşları keman olmuş! O yarimi kaşları keman olmuş! O yarimi kaşları! Bir omuzdan, bir omuzdan kaşları! Kes, kalanma, susun! Kes! Bir, iki, üç... Adam deli mi ne? Baksana kendi kendine konuşuyor! Oldu! Çok, çok güzel! Gerçekten çok güzel! Özür dilerim, affedersiniz! Gerçek tabanca değil, oyuncaktır! Korkuttum sizi! Hayır, hayır, korkmadık da hani... ...şöyle bir kaza kurşunla kurban gitmeyelim dedim, anladın değil mi? Efendim, kendimi tanıtayım! Bendeniz korku ve cinayi roman yazarı Semih Sami Sersay! Memnun oldum efendim! Bendeniz Nuri Kantar, ailem Nuri'ye, manev kızım döndü. Memnun oldum efendim. Son romanımı yazıyorum. Ben gerçekçi bir yazarım. Olayları bizzat yaşar ve sonra satırlara geçerim. Çok güzel. Nerede efendim şimdi sizin gibi yazar? Şimdikiler şehirde oturur koyu yazar. Bravo beyefendi, sizi şimdi sevdim. Beyefendi bu roman hikayesinin mevzusu ne? Bir katil var. Üç kişiyi takip ediyor ve burada banyo yaparlarken yakalıyor. İkisini öldürüyor, öldürmekle yetinmeyip kollarını, bacaklarını parça parça ediyor. Üçüncüsü de böyle yaralı şekilde suya düşüyor. Bir anda havuz kıpkırmızı, etraf kan. Katil birden suya dalar, adamı boğazından yakalar. Sıkar, sıkar! Aman yavaş kardeşim! Tatlı canın akıyacaksın! Amanın bu kadar gerçek olmasın! Ama biz gitsek nasıl olur Kantar'a? İyi olur, iyi olur! Güle güle, hadi! Beyefendi, üzüldüğüm ve çözemediğim nokta katilin durumu. Niye efendim? Çünkü katil tımarhaneden kaçan bir deli. Hı. Biliyorsunuz, delilerin cezai ehliyeti yoktur. Öyle mi? Bilmiyordum. İşte ben de bunun için düşünüyorum. Sonunda katil mutlaka ceza görmeli. Belki katili deli yapmam. Efendim, sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Müsüderici derim. Romanınızla baş başa kalın. Teşekkür ederim efendim. Korkuttuğum için tekrar tekrar özür dilerim. Şekil oğlum, lan çekil önümden. Nöriye durun, ben geliyorum lan, geliyorum dur. Allah canlansın. Nuriye, bizimki geliyor. Kim o bizimki? Romancı. Aman Kantar, pek kibar adam değil mi? İşinin de ehli adam. Buyurmaz mısınız efendim? Rahatsız etmeyeyim. Rica ederim, buyurmaz mısınız? Şeref verirsin, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun. Şu şişeyi çekeyim. Bir içki almaz mıydınız? Yok, çalışırken içmem. Katili ne yaptınız? Deli yapmıyorum. Hmm. Mutlaka ceza görecek. Hem de iyi bir ders olur. Ben ders vermiyorum hanımefendi! Ne dersinden bahsediyorsunuz? Giderim, sakin ders ne demek hanımefendi? İstekam ederim! Sakin olun kardeşim, ne yapıyorsun? Deli misiniz? Deli biz değiliz, Semih Sami Bey! Bir aydır peşindeyiz. Gazetelerde okumadınız mı? İşte tımarından kaçan aslı deli ve katil. Ey Sami Nuri! Nuri ya! Şaştım kaldım, hiç bu kadar akıllı deli görmemiştim. Bıraksalar belki de hakiki romanı bu deli yazacaktı bu! İmdat! Adam öldürüyorlar! Allah! Kim öldürüyor lan? Tabancam! Tabancam nerede? Tabancamı verin, çiftemi, silahımı verin! Ne öldürüyor lan tabancam? Ama bir tabancası ne oluyorsun canım? Lan adam öldürüyorlar demedin mi? Aman dedim, dedim ya! Şey, o deli romancı var ya, dişimde beni öldürüyordu, öğütle onu sık! Allah canını alsın senin, düşün kopsun! Deli romancıyla bozdun, siseri! Uykumun için çektin sen benim! Allah canını alsın, serseri! Oh! Ha, ne öyle ya? Allah rahatlık versin. Oh. Oh. Abo, o da ne ki? Amanın! Amanın, imkansız! Ne oldu şekerim?
Nuri Kantar isminde biri yalısından denize girmiş, yüzme bilmediğinden akıntıya kapılıp boğulmuştu. Bütün aramalara rağmen cesedi bulunamamıştı. Aman tamam, bu bizim Kantar. Ey büyük Allah'ım, insanı nasıl da cezalandırır, bana oyun nereye oynar mı? Nereye Kuşkanmazoğlu? Acele toplantıya, hayıncık sıra bende. Arkadaşlar acımız büyük, çok değerli arkadaşımızın bu feci ölümü beni çok üzdü. Öz yaşlarımı içime akıtarak bu havadisi okudum, başımız sağ olsun. Rahmetli, ne insandı? Daha geçen toplantıda beraberdik. Kuşkonmazoğlu'nun yerinde oturuyor. Ne yapalım insanlar fani? Hepimiz bugün torpak olacağız. Teklifim var. Gazeteye ölüm ilanı verelim. Çok güzel. Bir tane değil, 10 tane verelim. 10 taneye ne lüzum var? Var kardeşim, var. Hem rahmetliye son vazifemizi yaparız, hem yan kuruluşlarımızın reklamını yaparız, hem de vergiden düşeriz. Güzel fikir. Hakkı Bey, bu ölüm ilanını lütfen kaleme alır mısınız? Gidin. Koca Kantar, bu günleri de mi görecektik? Metin olun ha? Arkadaşlar. Ölünün arkasından gözyaşı dökülmez. Hakkı Ali'niz var. Şöyle yazıyorum. Şirketimizin kurucularından müstesna insan, büyük iş adamı. Şirketimizin İdare Meclisi reisi Sayın Nuri Kantar, müessif bir kaza sonucu hakkı rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine başsağlığı dileriz. Yönetim kurulu. Amanın, ben yanlış mı okudum acaba? Yok, yanlış değil, tam 10 tane ilan. Aklımı kaçıracağım. Yok, bu işte bir yanlışlık mı acaba? Böyle, nereye işte böyle köpeklemen güzelsen ha? Beyefendi! Ne bağırıyorsun lan? Sesin eksik seda yapıyor. Ne yapıyorsunuz? Kormin yüzüyorum. Ölüler yüzer mi? Tamam, bu da kaçık romancı gibi delirmiş. Kız da ne biçim laf öyle? Kantar Bey, mefta olmuş. Şimdi yanına alırsam gösteririm sana meftayı. Ben demiyorum ki, gazete diyor. Lan neler saçmalıyorsun siseri? Alın. Köpek! Bir de siz bakın, bütün orta sayfayı kaplamış. Aha! Bir bakayım, bir. Amanın bo! Lan! Şimdi ben ölü müyüm? Amanın Kantar, bu havadisi esnaf mı? Süsüyen ha! Lan ben ölü müyüm? Ölü derseniz bu ilan ne peki? Kuşkonmazoğlu'nun numarası oluyor, yürüyor! Bir laf arasında rahmetli Kantar'ın size 1 milyon borcu olduğunu söylemiştiniz. Evet, işte buyurun beyler. Buyurun, bakın bir tane. Ha? Buyurun. Buyurun sayın yengeciğim, şöyle buyurun. Ne demek, siz bize rahmetlinin yarısınız. Sizler sağ olun. Döndü kızım, ne yapalım, öleninden ölünmez. Hala yanamıyor. Suya dalışı gözümün önünde. Bir derdi. İnşallah daldığı yerden çıkar döndü. İnşallah. İnşallah cesedi çıkar da Kantar'a uygun bir cenaze töreni yapar. Üzülmeyin, acınız acınızdır muhterem hanımefendi. Ayakta durmayın, oturun şöyle. Amanın, oturacak halde değilim. Bu acıdan arasında bir de veraset işleri var. Elimizde de nakit para yok o kadar. Onun için geldik. Kantar Bey söyledi. Gidin de... Kantar Bey mi söyledi? Evet, Kantar Bey söyledi ya. Dün gece düşüme girdi, irametli. Selim oğlum dedi. Kuşkonmazoğlu'na gidin. O her şeyi halleder dedi. Görüyorsunuz ya arkadaşlar... Muhterem Kantar öbür tarafta bile bana itimat ediyor. Nur içinde yat Kantar. Biz de varız. Bütün gücümüzle yardım ederiz. Üzülmeyin. Muhterem yengecem, aynıcık siz gelin, ben gelir bütün işlerinizi yaparım. Amanın, Allah sizden razı olsun. Kuşkonmaz Beyoğlu kardeşim. Her zaman Kantar Bey, o Kuşkonmazoğlu yok mu? Başka çeşit türlü çeşit adam derdi. Ya. Görevimiz kardeşim, dost dediğin kara gün de belli olur. Bugünden
de mi görecektik Allah? Kulakların çınlasın be! Ağlamayı kesin artık. Hadi yengecim, huzur içinde evinize varın, ardınızda biz varız. Amanın içimiz yanıyor, nasıl huzurlu olalım? Allah sizden razı olsun. Allah size böyle acılar göstermesin. Amin, amin. Güle güle, üzülmeyin artık. Muhterem kardeşim, boğazıma bir şey takıldı, bir tek kelime edemedim. Bizim yerimize kuşkonmaz oğlu konuştu, sağ olsun. Neyse arkadaşlar, ben bu veraset işleriyle uğraşayım, toplantıyı yarın erteleyelim. Hala ağlıyor musun kızım? Hiç susmadım ki! Dediğim gibi, nakit ne lazımsa vereceğim. Vergilerinizi ödeyip veraset işlerinizi halledeceğim. Sağ ol kardeşim, Allah seni bağışlasın. Yenge, başka dua et. Niye? Kuşkonmaz Bey oğlu kardeşim. Canım niye olacak? Kocunun Elif'ini seveyim, anla gayri canım. Karıyla kavga ettik ha, babasının evine yolladım, boşanacağım. Aman yapma kardeşim, anlaşıl, kurban olayım. Kadının senden başka güvenli kimi var? Yo yo, ben karar verdim artık. Ha, aklıma geldi. Yenge, sen bu mal ve mülkü tek başına idare edemezsin. Kamil biriyle evlen. Bence işin doğrusu da bu. Sen ne diyorsun kardeşim? Kantar üzerine ben evlenmekle de ölürüm dahi. Neyse yenge, haincik de beni dinle. Şu rahmetlinin bana borcu 1 milyon, işte imzası, tamam mı? Tamam. İncik de vergiler için 500 bin lira vereceğim. Evet. Bir de siz yalıyı alırken 500 bin lira da ben şahsi borç verdim. Senedi sonra yaparız dedi. Fakat ömrü vefa etmedi. Amanın, yalıyı alırken sizden borç para aldığından bana hiç bahsetmemişti. Kantar bu, hiç kimseye hesap verir miydi? Neyse, işte ben 1 milyonluk senedi hazırladım. Ha? Bunu da imzala, hemen 500 bin nakit vereyim. Şey, ben imzatmasını hiç bilmem ki. Ziyan yok muhterem yengeciğim, ben nakmazsan da olur. Şöyle şu kutuyu bir açak. Ha, tamam. Önce şuraya bas, sonra da senedin üstüne. Ama bugün nereden mi görecektik? Senetlere bandakta mı basacaktık? Basamayacağım. Aman kadın, ben ne yapayım? Ay seni alıyorum. Ben ne yaptım kızım? Bu acılı günümüzde senet sepet için uğraşacak halimiz mi var? Ne yapalım, size parayı lazım. Onun için de bannak basmak lazım. Peki, verin öyleyse, ben bastırtıp getireyim. Al. Ama atın rahmetli de. Hep yatırım, hep yatırım. İnsan şu günleri düşünür de. Ecik nakit bulundurur canı. İşte ben 1 milyonluk senedi hazırladım. Ha. Bunu da imzala, hemen 500 bin nakit vereyim. Şey, ben imzatmasını hiç bilmem ki. Ziyan yok muhterem yengeciğim, bana nakmazsan da olur. Şöyle şu kutuyu bir açak. Ha, tamam. Önce şuraya bas, sonra da senedin üstüne. Ne yaptım kızım? Bu acılı günümüzde senet sepet için uğraşacak halimiz mi var? Ne yapalım, size parayı lazım. Onun için de bannak basmak lazım. Peki. Verin öyleyse, ben bastırtıp getireyim. Al. Kabahati rahmetli de. Hep yatırım, hep yatırım. İnsan şu günleri düşünür de. Ecik nakit bulundurur canım. Amanın kantar çok kötü bakıyorsun adama. Yiyecek gibi. Lan çiçi yiyeceğim seni. Vay it oğlu it vay. Karısını boşayacakmış. Bak kafasında dolaşan dilkiye bak. Ne tilkisi kantar? Ne olacak? Niyeti seni almak. Karımıza da sahip çıkacak lan. Beyefendi peki bu senet ne olacak? Barmaklanmayacak. Affedersiniz efendim. Bir öneri teklifim var. Söyle oğlum söyle. Şimdi yengem parmak atmayacak. Hı? Affedersiniz yani basmayacak. Hı? Olursa şüphelenir, parayı vermez. Parmak atacak olursa o zaman ileride bir mesele çıkabilir. Onun yerine ben parmak atayım. Aferin lan. Bakıyorum senin de kafan çalışmaya başladı. Ben kimin çırağıyım? Parmakla.
Ha işte bu iki senette tam 2 milyon var. Kantar'ın bağı olan borç. Bu vaziyet karşısında Kantar'ın listesinden 2 milyon size geçmiş oluyor. Hemen karar vermeyelim. Veraset işi tamamlanır Hakkı Bey. Rahmetli Telcanlıydı. Bugünkü işini yarına bırakmazdı. Biz de onun hatırasına hürmeten hemen şimdi reis seçimine geçelim. Geçelim efendim. Benden başka reislik için aday olan yok. Açık oylama yapalım. Benim reisliğim kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tamam. Kabul edilmiştir. Kabul edilmemiştir. Ha? Ne oldu arkadaşlar? Diliniz mi tutuldu? Korkmayın, hortlamadım. Çok şükür kavuşturana Kantarcığım. Heyecandan dilim açıldı. Allah senden razı olsun. Sağ olasın Hakkı'cığım. Ne susuyorsun Kuşkonmazoğlu, konuşsana kardeşim ha? Sen öl. Ölmedin mi diyeceksin değil mi? Evet, ölmedim. Nasıl olur? Bayağı, isim isime benzemez mi? İsmin de benzeri olur, imzanın da. Şunlara bakın arkadaşlar, bu iki senet de sahte. Sahte mi? Evet, sahte. Hiç imzama dikkat etmediniz mi? İmzada Kantar'ın kuyruğunu çekmeye unutmuş Stolik. Peki, o senetteki parmak? O parmak benim katip Selim tarafından atılmıştı. Parmağına sağlık. Olamaz. İmkansız. Sus, konuşma. Ümümü sıkarım seni sirsari. Şimdi seni sehtekarlıktan mahkemeye verip deliye dıktıracağım. Bugüne kadar ortakları attığın gazın haddi hesabı yok lan. Namussuz. Ben kimseye kazık attın muhterem, attın. Hem de çok kazıklar attın ya. Şaşırdım kaldım. Peki şimdi ne olacak? Ne mi olacak? İki şeyden biri olacak. Ya Kuşkonmazoğlu kendi isteğiyle tüm ortaklıktan ayrılacak... ...yahut da sehtekarlıktan mapushaneyi boylayacak. Son bir iyilik edelim de ortaklıktan ayrılsın bari. Ne dersin lan sehtekar? Tercihini söyle bakalım. İstifa etti. Demekli olmaz. Şu hazırladığım istifanameyi imzalayacaksın. Hadi bakalım, bak buraya bas imzanı ha. Al şu kalemi eline. İnşallah imzan doğrudur sehtekar namussuz. Şimdi toparlan bakalım, hadi kalk bu namuslu adamların arasından uzaklaş. Kendine konacak bir dal ara. Yürü! Sayın arkadaşlar, gördüğünüz gibi ölmedim. Bu yanlışlık bir isim benzerliğinden doğmuştu. Nöğrü Kantar isminde bir zat gerçekten boğulmuştu. Bendeniz Nöğrü Kantar, ayakta ve hayattayım.